Değerli misafirlerimiz, TÜYAK, Türkiye Yardımlar Koruma ve Eğitim Vakfı ve Derneği'nin ikinci dönem düzenlediği 2017-18 dönemi eğitim seminerlerine hoş geldiniz. Konutlarda yangın algılama, ihbar ve yönlendirme sistemleri konusuyla yapacağımız seminerimizin oturum başkanlığı Sayın Akın Altın yönetecek. Seminerimizde Sayın Kevork Benlioğlu ve Sayın Ali Özcan Kaya burada konuşmacı olarak bulunacaklardır. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Eğitim Düzenleme Komite Başkanımız Sayın Deniz Atı'yı buraya davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu açılış konuşması bana kısmet oldu. Herkes birbirine teşekkür ediyor. Ben sizlere teşekkür etmek istedim. Cumartesi sabahınızı kalkıp buraya gelip bizimle birlikte bu atmosferi soluduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. TÜYAK olarak ikinci yaşımıza girdik seminerlerde. Umarım bizden sonra da bu gelenekselleşir. Üçler, dörtler, beşler hep böyle devam eder. Ama siz olduğunuz sürece bu olacaktır. Tekrar tekrar ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. 2017-2018 TÜYAK Seminer Programı'nın ilki olan bugünkü seminerimizi gerçekleştireceğiz. Bugünkü seminerimizde iki önemli konumuz ve iki değerli konumuz var. Konularımızdan ilki acil aydınlatma sistemleri, acil aydınlatma yönlendirme sistemleri, bunların merkezi yönetimi, otomasyonu. İkincisi ise konutlarda yangın algılama ve kontrol sistemleri. Burada her bir konuşmacımızın yaklaşık 45 dakikalık bir konuşma süresi olacak, bir aramız olacak. İki konuşmanın, iki sunumun sonunda da soruları ve cevapları bölümünü yöneteceğiz. Burada eğer sunumlarımız çabuk biterse, çok muhtemel değil, sunumlarımız uzun. Sunumların sonunda da bir soru ve cevap kısmı ayırabiliriz, kısa bir bölümümüz kalırsa. Burada sunumlar esnasında soru almamaya özen göstereceğiz. Sunumların sonunda ve arkada ayrılmış olan soru cevap bölümünde soru almaya özen göstereceğiz. Zamanımızı verimli kullanabilmek için. Burada yangın algılama sistemleri özellikle uzun bir konu. Biz bugünkü seminerimizde konutlarda yangın algılama sistemlerini fokuslayacağız. Çünkü birçok bina tipinde yapılan, birçok tesis tipinde yapılan uygulamalarda konutlar biraz göz ardı edilen, biraz önem derecesi gerideymiş gibi algılanan binalar olarak görülüyor ama bizce bu diğer binalar kadar önemli. Çünkü insanların yaşam alanları, işte uyuma alanlarının bulunduğu bölümler. Dolayısıyla buralarla ilgili de oldukça önemli bir dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu düşünüyoruz. İlk konuşmacımız Kevork Bey. Kevork Benlioğlu 1958 yılında İstanbul'da doğan Kevork Benlioğlu 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden elektronik ve haberleşme mühendisi olarak mezun oldu. Çalışma hayatına 1982 yılında başlayan Kevork Benlioğlu 1990 yılına kadar özel sektörde Ar-Ge mühendisi olarak çalıştı. 1990 yılından itibaren acil aydınlatma konusunda üretim yapan EEC Elektronik'e ortak olarak katıldı. Halen EEC Elektronik'te teknik müdür olarak çalışmaktadır. Aydınlatma ile patent, faydalı model ve tasarım tescil belgeleri bulunmaktadır. Aydınlatma sektörünün gelişmesi için çalışmakta olup, bu kapsamda Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Başkan Vekili ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. TÜRKAK, Türkiye Akreditasyon Kurumu'nda aydınlatma konusunda teknik uzman olarak görev almaktadır. ETM'de Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği üyesidir. TÜYAK, Türkiye Yangından Koruma Derneği'nde Acil Aydınlatma Komisyonu eski başkanı olup 2005 yılında acil aydınlatma kılavuzunu hazırlamıştır. 2015 yılına kadar ise bu kılavuzun revizyonunu yapmıştır. İngilizce bilen Kevork Benlioğlu, evli olup iki kızı bulunmaktadır. Buyurun Kevork Bey. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, değerli misafirler. Ben de hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi konumuz acil aydınlatma.
Normal aydınlatma işte sadece elektrik kesintisi ya da bakım dolayısıyla devre dışı kalmıyor. İşte yangın, deprem, terör, sabotaj gibi acil durumlarda da devre dışı kaldığı zaman acil aydınlatma devreye giriyor ve derhal otomatik olarak devreye girip asgari düzeyde bir aydınlatma sağlaması ve insanları güvenli bir şekilde binanın dışına tahliye etmesi vazifesini yerine getiriyor. Tarihçesine bakacak olursak, 1900'lü yılların başından itibaren kentleşmenin artmasıyla modern yapılar ortaya çıkıyor. Daha sonra bu yapılarda bir takım üzücü can kayıpları yaşanıyor ve devletler bunlara karşı bir takım yasalar, yönetmelikler ve standartlar çıkararak önlemler almaya çalışıyor. Yangın ve acil aydınlatma konusu da bu kapsamda değerlendiriliyor. Bugün topluma açık binalarda acil aydınlatma sisteminin kurulması ve bunların periyodik testleri yapılması yasal bir zorunluluk. Bu solda gördüğümüz bina, mesela Bakü'de bulunan Haydar Aliyev Kültür Merkezi, bu bina çok güzel mimarisi olan bir bina. Burası bile şantiye aşamasında yangın atlattı. Bu resmi internetten buldum, sizinle paylaşmak istedim. Şimdi size bir video göstereceğim. Bunu ben YouTube'dan yükledim. Amerika'da olan bir gece kulübü, Station Night Club diye geçiyor. Burada her hafta sonu canlı konser yapılırken kameranın çektiği bir görüntü ve konser sırasında bir yangın çıkıyor. Onu sizinle paylaşayım. Tahliyenin ne kadar önemli olduğunu. Konser sırasında bu sahnedeki fişekler asfalt tarafından tutuşmaya neden oluyor. Ve asfalt tarafından tutuşmasıyla duman hemen çıkıyor. Şu anda artık bir duman çıkışı var. Kameraman bunun farkına varıyor ve kaçmaya başlıyor. Daha yeni fark ediliyor çoğu kimse tarafından. Aslında sahne olan uzaklık yani 30 metre, 25-30 metre civarında bir mesafe. Burası. Küçük bir yer. Ama insanlar çok olduğu için üst üste çıkışları zor oluyor. Sahnede tutuşmayı görüyorsunuz. Şu anda kameramanın köşeye dönüyor ve dışarıya doğru kendini atıyor. Tabii bu dumanın çıkmasıyla burada bir takım zehirli gazlar söz konusu ve bu gazları soluyan kimseler birkaç solumadan sonra bilincini yitiriyor ve yere yığılıyor. Görüyorsunuz kafanın önünde şu anda bir yığılma var ve insanlar bu yığılan kişileri dışarıya doğru çekmeye çalışıyor. Aslında içeride bulunan yaklaşık %80'i şu anda yere yığılmış durumda ve bilincini yitirmiş durumda ve kapıdakiler onları çekmeye çalışıyor. Kötü bir durum aynı zamanda. Birkaç çıkış var ama orada da herhalde bizim burada olduğu gibi bazı çıkışlar kapalı tahmin ediyorum. Biraz sonra göstereceğim bir anlamda. Dumanı görüyorsunuz tabi hocamın bir de böyle duman olduğu zaman yerine sürünmek lazım ama şimdi herkes yere yığılmış olduğu için
İzniniz de biraz ileri sağlayın. Şu anda yani 100 kişiden fazla. Amerika'daki büyük yangınlardan birisi, can kaybının olduğu yangınlardan birisi. Salon kaç kişi? Şimdi efendim burası tek katlı bir yer. Gördüğünüz gibi şu sol altta gördüğünüz bir plan gibi da görüyorsunuz. Bir aslında bar gibi bir yer aslında. Fakat belki içeride 150-200 kişi var. Ama 100 kişiden fazlası ölüyor burada. Yani ilk çıkan kişiler kurtuluyor neredeyse. Bir de kameranın tabii. Şimdi orada muhtelif odalar var ve odalardaki pencerelerden çıkmaya çalışanlar var. Onlar kurtulmuş. Tek katlı bir yer gördüğünüz gibi. Çok küçük bir yer ama çarpıcı. Burayı biliyorsunuz. Geçen sene İngiltere'de, Londra'da Greenfield Tower. Burada da üçüncü katta bir buzdolabı tutuşuyor. Mutfaktaki bir buzdolabı tutuşuyor ve buzdolabının tutuşmasıyla pencereden dış cepheye sirayet ediyor yangın ve dış cephede izolasyon malzemelerinin tutuşabilir olması nedeniyle bir baca etkisiyle böyle bir yangına neden oluyor. Bu yangından sonra biliyorsunuz İngiltere yangın standartlarının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Kendini sektör sorgulamaya başlıyor. Biz nerede hata yaptık, ne yaptık diye. Buzdolabıyla ilgili bir test yapıyorlar. Tutuşan buzdolabıyla ilgili. Soldaki arkasında plastik bulunan bir buzdolabı. Sağdaki ise arkasında metal olan buzdolabı. Bunların motorlarını tutuşturuyorlar. Soldaki de tam tutuşan buzdolabının benzeri. Yani aynı buzdolabıyla test yapıyorlar. Yani 47-50 saniye içinde buzdolabı tamamen tutuşuyor. Burada da şimdi birçok farklı veriler var, kaç kişi hayatını kaybetti şeklinde. Aslında biraz sansür olduğunu ben hissediyorum. Farklı farklı şeyler var. Kimi kaynaklarda 100 kişi diyor, kimisi 80 kişi diyor ama çok ciddi bir can kaybı var. Görüyorsunuz da bir dakika içinde bu hale geliyor. Bir sıkıntımız da biliyorsunuz yangından kaçışlarla ilgili yangın merdivenleri var. Bu solda yangın merdiveni var ama geçen sene Adana'da kız öğrenci yolunda bir maalesef yangın çıktı ve 12 kız talebe hayatını kaybetti. Kaçıyorlar, üst kata geliyorlar. Yangın kapıları kilitli olduğu için dışarı çıkamıyorlar maalesef. Çok küçük bir yer ama. Bir de son olarak şu görüntüleri göstereyim. Burası da Türkiye'de. Burayı biliyor musunuz neresi olduğunu? Daha yeni yani. Birkaç sene oldu. Galatasaray Lisesi. Çırağansaray'ın yandı bundan. Burası da çok hızlı bir şekilde yandı. Tamamen kül oldu diye biliyorum. Sonra restore edildi. Şimdi bunları anlattıktan sonra birkaç videomuz daha olacak ileride. Tahliyenin ne kadar önemli olduğunu algılıyoruz. Şimdi biz acil anlatma yaparken tahliyeyi sağlamak için hem aydınlatma yapıyoruz insanların kaçacakları yerlerde hem de nereye doğru bir şekilde kaçması gerektiğini gösteren yönlendirme sağlayan cihazları kullanıyoruz. İki tür cihaz kullanıyoruz. Yönlendirme sağlayan cihazlar sektörde iki türlü. Kendinden ışıklı olanlar bu ortamlarda bulunan cihazlar bunlara bir örnek. Bir diğeri de bunlar yaklaşık %99 nispetinde pazarda pay sahibi. Bir diğeri de normal bir etiket düşünün. Onu bir acil aydınlatma cihazıyla aydınlattığınız zaman yapılan yönlendirme. Bu da yaklaşık pazarda %1 bir pay sahibi. Aydınlatma sağlayan cihazlarsa iki türlü olabiliyor. Sol tarafta gördüğünüz iki tanesinde bağımsız acil anlatma amatörleri var. Bunlar
elektrik kesildiği zaman devreye girerek ortamını aydınlatma sağlıyor. Bir de koridorda gördüğümüz yukarıda lambalar var. Bu aydınlatma amaçları içine kit dediğimiz, acilatma kitleri dediğimiz bu kitleri takarak elektrik kesildiğinde bunların belli bir seviyede yanmasını sağlayarak acil aydınlatma sağlıyoruz. Şimdi sektöre baktığımız zaman LED ürünlerin ortaya çıkması ve fluoresan gibi bir lamba standardının artık ortadan kalkmasıyla hem üreticinin farklı amaçlı üretmesiyle kitlerin kullanımı giderek azalma eğiliminde. Ayrıca özellikle Avrupa'da, Orta Doğu'da birçok mimar bu acil ayartma cihazlarını ortada görmek istemiyor. Dolayısıyla daha çok kitleri tercih ediyor. Böyle bir şey, yani yarı yarıya aşağı yukarı diyebiliriz. Şimdi her şeyde olduğu gibi bu konuda da bir standart var. Bir ISO standartının Avrupa standartına çevrilmiş EN1838 hali Türkiye'de TSEN şeklinde yayınlandı. Aşağı yukarı 2003-2004 yıllarında yayınlandı ama halen İngilizce olarak yayınlandı. Türkçesine bir türlü çevrilmedi. Bunun için biz takım başvurularda bulunduk ama TSE bu konuda maalesef yardımcı olmuyor bize. Şimdi burada aydınlatmayı ikiye ayırıyor. Sağ tarafta gördüğümüz yedek amaçlı acil aydınlatma aslında binada elektrik kesildiğinde jeneratör yapılan aydınlatma. Ama sol tarafta gördüğümüz acil durumda yapılan aydınlatma üç kısma ayrılıyor. Bir tanesi kaçış yollarında yapılması gereken aydınlatma. Açık alan dediğimiz alanlarda aydınlatma, birazdan detaylara gireceğim bunları. Bir de yüksek riskli alan aydınlatması. Bunların her birinin kriterleri farklı. Şimdi kaçış yolu dedik, kaçış yolu şu andan beri acil bir durum oluştuğunda tahliye için belirlenmiş olan yola kaçış yolu diyoruz. Buradaki örnekte gördüğümüz şu sarı alanlar kaçış yolu oluyor. Burası bir fabrikanın içindeki bölgeler. Şimdi bu sarı yollarda farklı bir şekilde bir aydınlatma yapmanız lazım. Şimdi bu sarı yollara ulaşılmasını sağlayan şu açık alanlar, ki açık alan derken bunlar dışarıda değil, yani kaçış yolunun dışındaki alanlar, tekrar söyleyeyim. İngilizcesi open area olduğu için açık alan şeklinde tercüme ettim. Açık alan aydınlatması yapılıyor buralarda. Buradan bunların kriterleri farklı. Bir de burada tehlikeli bir bölüm varsa, mesela bir hareketli makine, kimyasal banyo gibi, burada da farklı bir aydınlatma yapılması gerekiyor. Birkaç örnek de anlatayım. Burada kaçış yolları, şurada ortada gördüğümüz kısımdır. Bir kaçış yolu daha var. O da şu iki kenarda bulunan iki tane, yani üç tane kaçış yolu var burada. Açık alan dediğimiz yerlerde üç geriye kalan yerler oluyor. Bir başka örnek de anlatayım. Yani burada da kaçış yolu burası ve geri kalan bölümlerde açık alan diye geçiyor. Yine bu fabrika için örnek vereyim. Burada tehlikeli bir mesela kimyasal proses alanı var. Burada bir banyo var diyelim ki kaçanlar içine düşüp yaralanabilir. Burası da farklı bir aydınlatma gerektiriyor. Şimdi bu kaçış yollarını tarif ederken asansörler kaçış yolu olarak kabul edilmiyor. Elektrik kesildiği zaman asansörlerin kullanılması yasak. Bunlara karşılık yangın merdivenleri tamamen kaçış yolunun bir parçası ve çoğu zaman binanın içindeki yangınlarda bizi gerçek çıkışlara ulaştıran bu yangın merdivenleridir. Dolayısıyla buralarda da acil aydınlatma yapılması gerekir. Bir takım böyle saçma şeyler de mimaride karşımıza çıkıyor. Üst kattan alt katı böyle. Şimdi kaçış yollarında standart diyor ki kaçış yolları koridor ne kadar geniş olursa olsun 2 metre olacak şekilde tasarlan. Ve orta hattı kesinlikle bir lüksün altına düşmesin. Yani orta hatta biz çizgide bir lüksü sağlamamız lazım. Mesela buradaki örnekte 3.6 metrelik bir koridorda 2 metrelik kısmı kaçış yolu olarak düşünüyoruz. Ve bunun orta çizgisinde bir lüks aydınlatma sağlamamız gerekiyor. Standartın bir kriteri daha var. Bu 2 metrelik alanın yarısı yani 1 metrelik kısmı en az yarım lüks olarak aydınlatılsın diyor. Bir üçüncü şartı da en çok ile en az aydınlatan yerler arası bile 40'tan fazla olmasın. Yani en orta çizgi diyelim ki 2 lüksse en fazla olan yer yani 80 lüksü geçmesin diyor ki insanlar koşarken bir zebra etkisi dediğimiz bir efekt var. Başı dönüyor bazı insanlar. O oluşmasın diye. Kaçacağız ama nereye kaçacağız? Böyle örnekler de var.
Ama bir de böyle bir örnek var. Bu çok ilginç bir reklam bu aslında. Ama standart dışı onu seviyoruz. Şimdi standart diyor ki kaçış yollarında herhangi bir istifleme olmasın, açık olsun. O 4 metrelik kaçış yolu demiştik ya, o 2 metrelik kısmında hiçbir şekilde insanların kaçmasını engelleyen şeyler olmasın. Bu düzgün bir kaçış yolunu gösteriyor bir fabrika. Beni dinliyor musunuz merak ettim, bir soru soracağım size. Teşekkürler. Şimdi kaçış yolunu söyledim. Şimdi açık alan dediğimiz diğer kısımlarda ki bunlar genellikle sığınaklar, onlar da açık alana giriyor. Çok büyük odalar, kaçış yollarına ulaşılmasını sağlayan yerler. Buralarda çevreden yarımşar metreleri dikkate almıyoruz. Diğer taraflarda en az yarım lüks olacak şekilde aydınlatma yapılması lazım. Tabi gerek kaçış yollarında, gerek bu açış alanlarında, eğer bir yangın söndürme cihazı, yangın hortumu, işte ilk yardım malzemesi varsa buralarda tabi 5 lüks bir aydınlatma isteniyor. Bu tür alanlar büyük olduğu için en az 2 tane armatürle aydınlatılması isteniyor ki genelde öyle oluyor. Yani bir tek bir cihazla genellikle olmuyor. Burada da yine 1'e 40 gibi bir dalgalılık söz konusu. Ve sorumu sorayım. Burada en az yarımız isteniyor. Tehlikeli alanlarda ise farklı bir şey söz konusu. Burada diğerlerinde döşeme seviyesinde yani tabanda bu aydınlatma seviyesi isteniyordu. Burada ise tehlikeli gördüğünüz yer neresi ise orada normal aydınlatma seviyesinin %10'undan az olmayacak şekilde en az 15 lükslük bir aydınlatma isteniyor. Mesela burası bir kontrol merkezi. Burada kumanda edeceğiniz butonlar vesaire burasını tehlikeli alan olarak değerlendirmek lazım. Yani acil durumda müdahale etmek açısından. Dolayısıyla bu yüzeyde en az 15 lüks normal aydınlatma seviyesine göre %10'dan az olmayacak şekilde sağlamak lazım. Ve burada dalgalılık seviyesini %10 tutuyor. O zaman 300 lüks ile aydınlatılıyorsa burası ne olması lazım? Evet, %10'a 30 olduğu için 30 lüks olması lazım. Teşekkür ederim. Bu bizim acil aydınlatma cihazlarının bir ışık dosyası var. Bu optik laboratuvarlara gönderiliyor bu armatür. Biz projelendirme yapıyoruz. Bunu da bilgi olarak geliyor. Şimdi başka bir video var. Burası da Rusya'da bir gece kulübünde. Önce böyle bir böyle dans gösteri vesaire var. Sonra bir yarışma oluyor. Biraz sonra göreceğiz. Bu yarışma sırasında yarışmacılardan birisi fark ediyor. Kameraman da fark ediyor. Tavanda bir tutuşma oluyor. Artık bilmiyorum. Yangın armatürden mi çıkıyor? Başka bir sebebim var. Birazdan göreceğiz. Ve insanlar bazıları yavaş yavaş kaçarken bazıları hiç dikkate almıyor. Yani ne oluyor diye. Belki de alkolün etkisiyle. Şimdi bakın tavanda bir tutuşma var şu anda. Ve insanlar kaçmaya başlıyor. Şu anda aydınlatma var. Duman da geliyor görüyorsunuz. Dumanda hafif duman var. Görüyorsunuz bazı kişiler duruyor. Bazıları içeri girmeye çalışıyor. Kasiyer buradan şey, hesap toplamaya çalışıyor bir taraftan. Şimdi, bu sırada elektrik kesiliyor. Kaçarken insanlar. Ama acele etme yok tabi devreye girmiyor. Tamam şu anda elektrik kesildi artık karanlıktalar. Ve dışarı çıktılar. Üstü tutuşanlar var evet. Burada kaç kişi ölmüştür dersiniz? 300 kişi varmış içeride. 300 kişi varmış. 109 kişi diyorum. Hayır.
Bunu da şeyden aldım. 300 kişi varmış, 112 kişi diyor. 2000 kaynak 109 diyor. Bu da gene YouTube'da var bu şeyler, videolar. Yani duvarın solu bana hızlı bir tahliye çok önemli. Şimdi bunlar nereye de yerleştirilmeli noktasında tabii çıkış kapısının üzerinde olması lazım. Okul yukarı olacak şekilde yerleştirilmiş olması lazım. Çünkü artık aşağıya değil, çıkış kapılarında ok yukarı gösteriyor. Yani bu kapıdan çıktığınız zaman bir aydınlatma cihazının olması lazım. Bu aydınlatma cihazı da insanlar karanlığa çıkartıyor, takılıp düşmesin diye yerleştiriliyor. Bu koridorlarda, yani koridorların dönüş noktalarında, koridorların kesişme noktalarında, döşeme seviyesinin değiştiği yerlerde, ki özellikle burada basamağın gölgesi oluşmayacak şekilde düşük olan tarafa yerleştirilmesi lazım. Yine merdivenlerde, yürüyen merdivenlerde, yürüyen merdivenlerde çünkü normal merdiven haline dönüşüyor. Işıksız yönlendirme işareti varsa olan olduğu yerlerde, garajlarda, yaya yollarında, ilk yardım teçhizatının bulunduğu yerlerde, müdahale açısından, yani yangın sonometrikü, yangın butonu, yangın hortumu gibi ya da bina yerleşim şemasının olduğu yerlerde, otellerde oluyor. Tehlikeli alanlarda bu acil dayanma armatürlerinin yerleştirilmesi gerekiyor. Yönlendirme açısından da bir standart var. Bu konu maalesef çok karışık Türkiye'de. ISO standartı var, International Standard Organization. Bunun belirlediği kriterler var. Bütün dünyada bu geçerli. Türkiye'de de TS, ISO diye aynı şekilde Türkçe olarak bu yayınlanmış durumda. ISO 7010 standartı var yine. Aslında iki parçadan oluşuyor. Bir solda gördüğünüz bir kapının içine koşan bir adam var. Bir de ok var. Yani bu kadar basit aslında. Ama bunlar farklı şekillerde olabilir. Yani sağa, sola, yukarı, aşağı, çapraz şekilde farklı şekillerde olabilir. Bir yazı olması gerekiyorsa olabilir ama işaret gene muhakkak olacak. Burada gördüğünüz gibi bunu yabancı kaynaklar aldığım için eksi şeklinde gözüküyor. Türkiye'de çıkış şeklinde olabilir bu. Bu da yine aynı kapsamda, mesela Çin için yapılmış, bir taraf üstte Çince, altta exit var. Yani çift dil de olabilir ama işaret gene muhakkak var. Sonuçta düz olan yerlerde yukarı işareti kullanıyoruz. Eskiden bunlar aşağı işaretti, standarttı. Sağa doğru kaçmak gerekiyorsa sağ oldu, sola doğru kaçmak gerekiyorsa sol oldu. Yani gönderi bu şekilde gösteriyor. Bunun için de genel bir takım kriterler var. İşaretin fark edilmesi açısından karanlıkta en az 2 kandilometre kare, işte aynı renkler içinde 1'e 10 gibi bir dalgalık oranı lazım. Yani yeşil. Günümüzde LED lambalar yaygın olarak kullandığı için hemen devreye giriyor. Devreye girme süresi olarak mesela size kötü bir örnek vereceğim. Şimdi burada bu devreye girme süresi düzgün değil. Elektrik kesildi ve devreye girdi. Bu düzgün bir örnek değil. Olması gereken şudur. Yarım saniye geçmiş. Biraz önceki bir saniye. Bir daha tekrar edin isterseniz şöyle. Bu kötü bir örnek. Bu da yarım saniye. Dolayısıyla halojen lamba, floresan lamba, led lambalar kullanılırken bu fabrikalarda özellikle sokak lambaları gibi fabrikalarda da kullanılan cıva buharlı lambalar var. Bunlara elektrik verdiğinizde bilirsiniz şöyle bir 30 saniye sonra bir ak yapar, sonra yavaş yavaş tutuşmaya başlar. Dolayısıyla bu lambalar acil hayatta da kullanılmaz. Peki fabrikada ne yapmak lazım? O zaman harici bir aydınlatma cihazı kullanarak orada acil aydınlatma sağlamak lazım. Çalışma süresi olarak standart diyor ki en az 1 saat aydınlatma süresi olsun. Yani standartlar en az 1 saat olması gerektiğini söylüyor. Yönetmelikler ne kadar olması gerektiğini söylüyor. Ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Amerika'da 90 dakikadır. İran'ın büyüklüğüne bakılmıyor. Avrupa'da bazı ülkelerde 1 saat, bazı ülkelerde 3 saat. Mesela İngiltere 3 saat istiyor. Hollanda gibi ülkeler genelde 1 saat istiyor. Ülkemizde de yönetmelik gereği kullanıcı yükü 200'den fazla ise 100 en az 2 saat olsun diyor. Yani normalde 1 saat 200'den fazla kullanıcı varsa
en az 2 saat olması gerektiğini söylüyor. Bu cihazlar elektrik varken yansıma fonksiyonu bu konuda bir çalışma modu dediğimiz mod var. Ağırlıklı olarak bu iki mod kullanılıyor. Bu non-maintenance dediğimiz kesintide yalan. Normalde elektrik varken sönük elektrik kesiminde devreye giriyor. Diğeri de elektrik varken de yanık, elektrik kesilir yine yanmaya devam ediyor. Ama hangi cihaz olursa olsun elektrik kesilirse kesilse muhakkak yanıyor. Şimdi standart şunu söylüyor, yine başka bir standart bu, N1172. Eğer o binayı kullananlar, o binaya aşina ise normalde sönük olabilir diyor. Yani bir aynı ofis binası olabilir, bu bir fabrika olabilir, toplu konut olabilir. Yani bu binayı kullananlar aynı kişiler ama eğer bir otel, alışveriş merkezi, hastane gibi bir yerse o zaman sürekli yanan modelde olsun isteniyor. Elektrik tesisatı konusunda bir örnek vurgulamak istiyorum. Genelde bu cihazların tesisatı aynı normal armatürlerle aynı tesisattan alınması lazım. Aynı kablolarla yapılması lazım. Çünkü bu normal armatürler devre dışı kaldığı zaman acil ayarlama cihazları devreye girsin. Zaman zaman farklı yerlerden besleniyor bu armatürler ki o zaman normal armatürler devre dışı kalıyor. Ama bunlar farklı bir yerden beslenmeye devam ettiği için devreye giremeyebiliyor. Bu tür şeyler zaman zaman uygulamada sıkıntı yaratıyor. Onu da burada vurgulamak istedim. Şimdi buraya kadar anlattıklarım acil ayarlamanın uygulamasıyla ilgili bilgilerdi. Ama esas şimdi otomasyona doğru geçiş yapacak olursak aslında acil ayarlama normal şartlarda kullanılan bir aydınlatma türü değil. Yani burada kapıların üstünde görüyoruz yeşil işaretler var ama kullanılmıyor. Belki İnşallah kullanılmaz. Bu otel 10 yıl daha sonra bile yani bir acil durum yaşamadığı sürece bunlar hiçbir işe yaramayacak. Dolayısıyla sadece bir kez çalışması amacıyla kuruluyor. O yüzden güvenilir olması çok önemli. Bu güvenilirlik test ve bakım ile sağlanıyor. Bunu nasıl yapmak lazım konusunda bir standart var. EN50172 standartı diyor ki bu cihazlarda ayda en az bir kere test et, yılda da bir kere gene test et ama bu defa çalışma süresini sağlıyor mu, sağlamıyor mu bunu yap. Ve bu kayıtları sakla, gerek gördüğüm zaman ben bu kayıtlara ulaşacağım. Şimdi bu özellikle yabancı ülkelerde, yani Amerika'da, Avrupa'da bazı ülkelerde yangın çıktığı zaman savcıların gelip ilk şey yaptığı, el koyduğu belgeler bunlar. Bu belgeler istiyor, bu testler yapılmış mı? Eğer ölümlü bir şey varsa, bu testler yapılmış mı? Müdahalesi ne yapılmış? Bunları görmek istiyor. Testler yapıldı ama kayıtlar yandı diyemiyorsunuz. Bu kayıtları başka bir ortamda da saklamak zorundasınız, savcıya sunmak açısından. Bunlar yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Bu tür şeyleri yabancı devletlerde okuyoruz. Dolayısıyla burada binanın bir şeyi var. Bunlardan sorumlu yöneticisi var. O yöneticiyi şey yapıyor. Dolayısıyla mütesessil olarak mal sahibini de ayrıca sorumlu tutuyor. Şimdi bu testler dedim ayda en az bir kere, yılda bir, yeni yılda bir kere süre testi ayda bir kere fonksiyon testi dediğimiz testler. Şimdi bu testler bireysel olarak yapılabilir. Yani tek tek bunların ayda bir birisi dolaşıp butonlar basıp yanıyor yanmıyor test edebilir. Yılda bir elektriğin kesip gerekli süreyi sağlıyor mu bakılabilir. Ama birçok ülkede yani Avrupa'da, Amerika'da bile bunlar maalesef saf saklanıyor. Yani manuel testler düzgün yapılamıyor. Dolayısıyla otomatik olarak yapılan testler otomasyon konusu giderek öne çıkıyor son zamanlarda. Bunları böyle hem ulaşmak zor, hem de insan faktörü girdiği zaman kayıp problemleri dolayısıyla yapmak zor. Bunun yerine şöyle yapılıyor. Bu cihazlar akıllı olarak tasarlanıyor. Kendi içinde bu testlerini yapıyor. Nasıl yapıyor? Ayda bir mikro işlemcisi var, bir zaman fonksiyonu var içinde. Bir aylık bir zaman sürecini sayıyor ve o süreden bir zaman kendi elektriğini içinden keserek bataryasına bakıyor, lambasına bakıyor, yanıyor, yanmıyor, ne seviyede. Bunu kontrol ediyor. Bir problemi varsa bunu data hattı üzerinden merkeze bildiriyor. Bu merkezde bu uyarı düştüğü zaman oradaki kişi acelesi yok yani bir hafta 10 gün içinde onu hemen
tekrar bir bakım ekibini gönderip bunun bataryası bozuksa bataryasını değiştirebilir. Tekrar sağlam olarak çalışmasını sağlamasını sağlayabilir. Biraz değişik bir cümle oldu. Yani sürekli devrede kalmasını sağlayabilir. Bunlar şu şekilde yapılıyor. Belki izleme seçeneklerine bakacak olursak, bir tanesi bu yangın paneli ve dedektör mantığıyla bu bir acil aydınlatma izleme paneli gibi bir sistem var. Bu genellikle yangın paneli üreticileri buna benzer çözümleri getiriyor. İngiltere'de daha çok yaygın. Fakat pazarda ağırlığı az. Bir diğer yöntem, bu cihazın içine bir arıza ve kontağı var. Bu kontağı bir otomasyon sisteminde izletip değiştiğini izlemek ki genellikle bu binalarda KNX dediğimiz ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerini denetleyen otomasyon sistemleri var. Bu KNX sistemine bu cihazların şeyini bağlayarak, arıza kontağını bağlayarak bir merkezde izlemeniz mümkün. Ama aydınlatmanın da içinde olduğu bir DALI dediğimiz bir sistem var. DALI, dijital adres bilinir, lighting interface diye geçiyor. Genellikle akıllı binalarda işte aydınlatmanın işte kısılması, açılması, işte belli bir senaryoya göre kumanda edilmesi söz konusu. Zaten o DALI sistemi orada var. Siz de bu cihazınızı DALI sistemine uygun olarak tasarlarsanız direkt oradaki en yakın hatta bağlayarak ki dallama yapılabiliyor. Yani bir loop olması şartıyla bağlayarak DALI sisteminden izlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Son olarak bir de giderek yaygınlaşan bir şeyi anlatmak istiyorum, sistemi anlatmak istiyorum. Dinamik acil aydınlatma otomasyon sistemi diye geçiyor. Şimdi burada binanın işaretlerin üzerindeki bu oklar değişebiliyor. Yani bir işaret sağa sola veya girilmeyen şekilde çapraz olabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Bu yangın sisteminden bir takım veriler alıyor bu cihazda. Mesela normalde binada bu şekilde bir acil yapma sistemi kuruldu diyelim ki. Bu kısımdan bir şey geliyor, yangın uyarısı geliyor. Şimdi sizin normalde burada acil yapma cihazlarınız varsa buraya doğru yöneliyorsunuz ama aslında yangın noktasına doğru gidiyorsunuz ve o dumanı soluma ihtimaliniz artıyor. Bu ise bunu engellemek için size o bölgeye gitmenizi engelliyor. Yani işaretin şekli değişiyor. O bölgeye gitmenin buraya doğru gidiş şeklinde sizi doğru çıkışa doğru yönlendiriyor. Burada da yine aynı şekilde ortamda bulunan kimselerin doğru çıkışlara gitmesini sağlıyor. Burada bir örneği görüyoruz. Mesela bu kapıdan içeri girmeyin diyor. Düz gidin şeklinde söylüyor. Burada da normalde yine solda gördüğümüz işaret normal çıkışı gösterirken o bölgeden bir yangın uyarısı varsa bu bölgeye doğru gitmemize engel oluyor. Benim anlatacaklarım şimdi bu kadar. Teşekkür ederim.